Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Wessex, artık İngiltere serisi diyelim, İngiltere serisine devam ediyoruz. En son bildiğiniz kadarıyla başımızdaki William öldü. Onun ölmesinden sonra biraz karmaşa çıktı diyebiliriz. Topraklarımız ikiye, hatta üçe bölündü neredeyse. Şöyle bir kardeşimizde iki toprak, bir kardeşimizde üç toprak var. Üç toprak da bizde var ki bunu sonradan aldık. Şu an çok tehlikeli bir durumdayız aslına bakarsanız. Herhangi bir sıkıntıda problem yaşanabilir. Abi sen niye hapsedelim bakalım. Bir şansımızı deneyelim. Savaşa mecbur gireceğiz bu arada. Şöyle bir bakalım. Kendini kırbaçla falan filan da var. Hiç o tarz şeylere girmeyelim. Bir ziyafet düzenleyelim abi. Kesildim çünkü bu adamın çocukları bayağı var. Değişik değişik isimlerdi. Şimdi ben bir mod indirdim. Biliyorsunuz ben Iron Man modunda oynuyorum. Yani herhangi bir hile konsol söz konusu değil. Ama tabii modlarla oyunu biraz daha keyifli hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu seriyi biz oynayıp devam ettirmek istiyorsak ve bu seriden bir takım keyif almak istiyorsak bu modu kullanmanızı öneririm. O da nedir abi? Veraset yasasının konfedere bölünmeden mod sayesinde en büyük çocuğa direkt olarak son çağı beklemeden, oyundaki son 200 yılı beklemeden geçiş yapabiliyorsunuz. Öbür türlü biliyorsunuz 1400'lü yıllara kadar sürebiliyor bu süreç. Yani şu an 952'de olduğunu düşünürsek 1400 yıl oynayabileceğimi çok düşünmüyorum oyunu. Niye oynayamayacağımı da söyleyeyim. Yani uzun sürer. Hakikaten uzun sürer. Bu uzun sürsün istemiyoruz. Nedir, tadında bırakırız yani bu seriyi, tadında bırakırız abi. Çok uzatmayız. Yani burada mesela Britanya adasını birleştirdik diyelim, gittik adalara kafa atarız falan, Fransa ile uğraşırız biraz. Yani direkt claim olarak bir şeyler de yapabiliriz. Böyle bir imkanımız da var. Ama gerek var mı? Yani oyundan nasıl zevk alacağız? Mesele burada. Biz zaten küçük bir kont, dük ve yani öyle de telaffuz edebilirsiniz. Yani şu iki toprağa sahip bir adamdık. Ardından bir anda Wessex, Petty Kingdom'ın kralı olduk. Oradan İngiltere krallığına eriştik. Şimdi de Britanya İmparatorluğuna doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz. İmparator olacağız. Yani önümüzdeki hedef bu. Tabi bunların hepsi bir süreç alacak. Şu anda da bakalım, şöyle paket dağımızı üretmeye devam ediyoruz. 5 hızını aldım tekrar, yavaş yavaş gerekli açıklamalarımızı da yaptıktan sonra oyuna odaklanma vakti geldi. Nerede? White'da mı abi? Benim toprağımda niye böyle bir olay oluyor ya? Adil kalabilir. 14 stres kaybı gayet iyidir. Tamam, savaşın biri bitti. Diğeri de biterse memnun olurum açıkçası. Temkinle gömelim abi. Hiç karıştırmayalım. Şifacı özelliğini almak gayet iyi. Şöyle bir av düzenleyelim. Stresimizi iyice sıfıra doğru indiriyorum. Eventleri da dediğim gibi pozitif sonuç doğuracak şekilde halletmeye çalışıyoruz. Şimdi burada nasıl bir sıkıntı vardı? Bir hatırlayalım abi konumuzu. Şu toprağı biz ne yapacağız? Divan'dan alacağız. Değil mi? Diyeceğiz ki abi vasal al. Mesela bunu ver diyeceğiz. Ver bakayım. Verecek mi? Yani bizim yaptığımız burada çok şey değil aslına bakarsanız. Ne derler ona? Çok uygun bir... Kimi etkiliyorum? Değmez dedim. Entrikayı kapatıyorum. Okey. Şimdi yaptığımız çok aslında şey değil. İyi bir şey değil. Öyle telaffuz edeyim. Yani bir vasal almak dükten. Tiranlık sebebi. O yüzden ne yapacağız? Şuraya bir claim atacağız. Öncelikle bizim claimimiz ilk olarak buraya gitti, değil mi? Şimdi buna diyeceğim ki abi.
Somerset neresi? Burada benim bir hak iddiam var. Yani ben bunu istersem aslında bayağı penaltısı varmış ya. Şu an bir örgütleşme var mı bize karşı? Var. Yani sıkıntımız büyümeden aslında müdahalede bulunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle unvanı feshetledik. Bak isyan ettiler. Ya bunu niye yaptık? Erkenden isyan etmelerini sağlayarak aslında önlemimizi almış bulunduk. Bu çok daha büyük bir isyan da olabilirdi. Çok daha canımız sıkılabilirdi. Tamam, bize karşı edindikleri kozları kullanan bazı vasallarımız var. Çok önemli değil. Şuraya bir vasi atayalım. Suçluları hapsedelim. Mezhep liderimizden altın rica ettik. Artı 7 ilişkimiz de var. Gayet iyi. Şimdi ne olacak? Ben buradan Somerset'i alacağım. Belki Sussex'i alacağım. Ki Sussex'i almadan kardeşimi serbest bırakmayı çok düşünmüyorum. Burada amacımız nedir abi? Buradaki dükalığı düzeltmek. Kendimize daha fazla toprak alıp demezne sayımızı arttırmak. Çünkü ne kadar güçsüz olursanız o kadar çok isyan riskiyle, hatta isyanın ta kendisiyle karşılaşma imkanınız artar. Bu arada bu adamın yaşam odağını biraz temizlik ve hayatta kalmaya yönelik olarak geliştiriyoruz. Niye böyle bir şeyi tercih ettik? Onun da sebebi çok açık. Ülkeyi tekrar düzenlemek amacı var burada. Şimdi buradan savaş sebebini de seçelim. Tamamdır. Mesela bak burası bitti abi. Aldık değil mi bu adamı içeri? Şimdi diyoruz ki kardeşim sen nasılsa isyan ettin, kaybettin değil mi? Somerset'i bir ver bakalım dedik. Aldık. Şimdi öbür unvanı da alacağım. Ama tiranlık eylemine girecek. Öbür unvanı alabilmem için ne yapacağız? Şuranın bitmesini bekleyeceğiz. Ürettiğimiz hak iddiasının sona ermesini bekleyeceğiz. Peki, çok önemli değil. Tabi ufak tefek anlaşmazlıklar çıkıyor. Yani ben tiranlık yaptıkça hakkım olmayan şeyleri istedikçe yok. Burayı istiyoruz biz. Buna diyeceğiz ki şurayı bize ver. Değil mi? Orası bizim hakkımız şu anda. Bak bu da isyan etti. Tamam. Kendimizi bir kırbaçlayalım abi. Kendimize bir gelelim. Tamam, ilerlemeye devam. Önce ne yapıyoruz? Ordularına bir kafa atıyoruz. Artık gördüğünüz gibi kontlar bile topraklarını paylaşmayı tercih etmiyorlar. Bizim için biraz sakıncalı bir durum. Bir an önce ülkeyi düzene sokup bu kralı öldürmemiz lazım. Ya savaşa kurban ettireceğiz. Aha. Gözünü seveyim, hata verme artık. Tamam. Bizi atmadın değil mi? Bir bakayım. Ha, inşallah sıkıntı çıkmayacak. Tamam, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, orada bir hata oldu. Bir şeyleri kabul edip reddederken ne oldu? Adam öldü mü? Yapma be. Gerçekten mi? Kolay güvenen değil de halinden memnun bir adam olsun. Şimdi bir dakika. Aha tamam, sıkıntı yok abi, tamam düzeldi problemimiz. Şimdi bu çocuğa diyeceğiz ki kardeşim sen burayı al. Aldı mı? Bizden çıktı gitti orası değil mi? Buna da diyeceğiz ki abla sen de burayı tekrar dur bir dakika. Burası kime aitti? Ya bu buraya nasıl ait olabiliyor? Yani inanılmaz. Peki tamam, şöyle yapacağız. Abla sen burayı al dedik. Aldı mı? Aldı. Ordularımızı bir terhis edelim abi. Hak iddiamızı üretmeye devam ediyoruz. Şimdi bundan bir tane daha benim aslında kontluk almam lazım açıkçası. Bak burayı falan da almış. Buradaki adam ne yapmış böyle ya? Hem oraya sahipsin hem de buraya almış. Bak bundan da mesela bir şey almamız lazım. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bak biz sana yaptık abi kıyağımıza. Bir vasal verdik. Sen de bize bir ver. Tamam, iyice güme gidiyor bu arada bizim şeyimiz. Hemen ne yapacağız? Bunu üstümüze aldık. Buna diyeceğiz ki sen bunu geri al. Tamam mı?
Çok güşel oldu. Şimdi bu kadınla aramız kötü mü? Vasalımı geri aldı vesaire diye bildirim söylemiş ama gerek yok. Şöyle fidye karşılığında şeylerimizi verelim. Dindarlık kazandık. Şimdi bir bakalım. Bak, bu adamın fazlaca bir toprağı var. Benim orada hak iddiam var mı? Bir bakayım mı? Ünvanı feshet desek. Şurayı istesek. Alabiliyorum. Ver bakalım. Aldık, vallahi aldık. Burası normalde hangi düklüğün hakkı? Mercia'nın hakkı. Öyle mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Bu kime bağlı? Üzerini kim bunun? Anlamıyorum ki. Lannister dükünün nasıl oluyor peki bu? Allah Allah. Bir dakika. Buna da diyeceğiz ki vasal al, şu Lannister'ı bize ver. Değil mi? Verecek mi? Verdi. Ha, bu aynı kişilerin ama farklı farklı. Anladım anladım. Tamam. O zaman bir dakika. Ama burası daha piste ya. Bu bize lazım yani. Böyle de bir problemimiz var. Şimdi buraya tekrar döndüm. Buraya birini verip Mercy'ye iade edeceğiz abi. Mercy'ye düküne. Nasıl yapacağız? Düzenbaz, adil, cana yakın. Daha genç, böyle cevherli var mı acaba? Düzenbaz, adil. Bak, şuna verdim mesela, tamam mı? Döndüm. Vasal aktar. Bunu al. Baktım tekrar şimdi. Şimdi buradan bir toprak alacağı var Mercia'nın. Bu zaten bana bağlı. Yani biz bu kadının elinden şurayı alacağız abi. Şurası tekrar bize geçecek. Tekrar Mercia'ya iade edeceğiz. Burası düzeldi mi? Bak, burası artık düzeldi. Değil mi? Burası düzeldi. Buranın da bir fazla toprağı var. Burada durum nedir? Şurası fazla. Northumbria'ya gitmiş. Nasıl gitti peki? Ha tamam, burası zaten ayrı bir düklükmüş. Okey. Bir tane de burada var. Yani bizim burada iki kontumuz olması gerekirken bunlar buradaki düklüklere dağılmışlar. Biz sadece Galloway'i alıp yola devam edeceğiz. Var mı hakkımız? Yok. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Kanser miyim ben gene? İşte bak, o ilk başta edindiğimiz o sıkıntı devam ediyor. Nesillere bir şekilde uğruyor tekrar. Kendim bir kırbaçlasak mı? Henry sadist olacak. Hırslı olsun. Ben de bir kendim kırbaçlayayım abi. Çiviri çok iyi ya. Kendimi bir güzel kırbaçladım. Stresi kaybetmek adına, ama gene de faydalı olmadı ha. Neyse, en azından biz yani istediklerimizi büyük oranda yaptık diyebiliriz. Stres ile boğuşmuyoruz. Şimdi bu dükün sözleşmesini düzelttik. Judith için fidye istedik. Catherine için bir vasi. Sen olabilirsin bence. Mezhep liderinden altın alalım abi. Bir de endülüjans isteyelim. Alıyoruz, geri veriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz sıra sıra. Ha, şimdi bu Sussex'in sahibi kim o? Abi, buna nasıl geçiyor ya? Hakikaten inanılmaz. Kardeşim değil orası. Ama bir şekilde şey olmuş. Gitmiş yani, toprağı bu arkadaşa kaptırmış. Yani bunun da var ya, 100 askeri fena değil aslında ya. İyi askeri var adamın. O zaman ne yapacağız? Bizim oraya claim atmamız biraz açıkçası anlamsız kalır. Şurası değil mi? Şuraya claim atıp buranın claim'ini isteyeceğim. Başka şu Man adasını bir çevirelim. Buradaki dük dönüş yapmasın. Hristiyan olmayan bayağı var. Bayağı Kelt Hristiyan var ülkemizde. Yani bunları aslında talep ediyoruz ama adamlar
Kabul etmiyorlar ki ya. Böyle bir sıkıntı da var. Baksana yani reddediyor bizi. Söylüyoruz, söylüyoruz. İyi, bu en azından döndü mesela. Şuraya bir casus başı atadık. Yani belli bir süre bu din hareketlerine aslında müsaade etsek hiç fena olmaz. Çünkü bunlarla uğraşalım derken tahttan olmak var. Böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Tamam abi, suçlularla işim bitti. Bizi yağmalıyormuş. Nereden yağmalıyor? Yağmalayacak artık. Ona yapacak bir şey yok. İyi, bir düke casusluk verdik. Güzel oldu. Şunu hapsedelim. Ha, bu claim üretiyor, o yüzden şey yapamıyor, kullanamıyoruz adamı. Burası sıkıntı oldu ya. İyi, kanser özelliğimizi kaybettik. 30 stres, inşallah ben kaybederim. Dürüst olsun abi, hiç sıkıntı yok. Şimdi buradan bir teknoloji daha aldık. Ne kaldı? Kışlalar kaldı. Önce kabile teknolojilerini bitireceğiz ki önümüzü bir görebilelim. En son şurayı da bir alacağım. 100 dindarlık alırım abi daha. Tamam mı? Bak, burayı aldım. Bu zaten bana bağlı bir adam. Önce diyeyim ki şu dinini bir değiştir. Tamam. Çok güzel. Kabul etti. Sonra dedim ki bir hediye vereyim ben sana. 100 altın. Maalesef bunları vermezsek bu tarz hareketleri çok yapmamıza imkan tanımazlar. Gitti bu mesela. Şimdi bak, burayı da değer almış. Abi niye rahat durmuyorsunuz ya? Vasal aktar deyip hemen bunu buraya aktaracağız. Şuraları falan nasıl kaybettiniz ya? Burayı da bu almış. Yani gerçekten inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey ya. Şunu ver bana. Yani bunu nasıl alıyorsunuz? Yürek mi yediniz arkadaş ya? Hemen vasal aktar deyip. Boşuna aldık adamı. Yanlış toprağı aldık. Derbiyi alacaktık. Bunu geri ver. Aslında din hareketleri yapsak hiç fena olmazdı. Derbiye tekrar yürüyeceğiz. Buraya da diyeceğiz ki kim gelsin? Benim hanedanıma mensup olmayan bir adam bakıyorum. Mesela bu adam. Bunu buna vereceğiz. Buna da diyeceğiz ki burayı geri al. Buna istediğim toprakları verdim vermesine. Ama bu adam maşallah şeyini çıkarmış yani, affedersiniz. Biraz cılkını çıkarmış. Buna o yüzden diyeceğiz ki şunu ver. O değil. Dur dur, bir dakika, çok karıştı orası. Vasal al. Şu Bedenford. Kili bir de bu. Yani buna sahip olan aynı zamanda şuna da sahip. Yani büyük sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten büyük sıkıntı. Bak, buradaki dük iki toprağa sahip. Yoktaki ayrı. Yani bunlarla aslında böyle uğraşılmıyor. Teknoloji kasıp işimizi görmemiz daha rahat olurdu. Ya da adamlara diyecektik ki ya birader, bu savaşı bırakın. Kendi işinizle gücünüzle ilgilenin diyecektik. O yüzden vazgeçiyorum. Ya hani burayı topladık. İrlanda'yı, Leinster'ı hallettik. Cornwall'ı zayıflaştırdık. Mercia şu an çok güçlü durumda. York Dükalığı da hemen hemen öyle. Bak, Northumbria da mesela burayı patlatmış yani. Adamın elinden almış. Evet, Lothian Dükalığını da üstüne. Yani adam iki dükalığa sahip şu anda. Yani bunlara artık çok fazla yapacak bir şey yok. Tamam mı? Aldık mı? Da. Şunu bırak abi. Çoluğu çocuğu. Keşke din değiştirmesini talep etseydik ama. Bak mesela bir tane düşes var elimde, değil mi? Hemen gönderelim. Katolik oldu. Çocuklarımız büyüyor. Hemen bir perk attık. Sağlıklı perk'ü.
Şöyle bir av düzenleyelim abi. Stresimizi indirelim aşağıya. Altın rica edelim. Sen gene mi küsüyorsun bana ya? Şunu bir etkilesek mi biraz? 10 ay kadar bir etkileyelim. 5 ay kadar en kötü ihtimalle. Bu mudur? Budur. Bu arada buraları bu çevirebilecek mi? 0-1 çok yavaş ya. Çeviremeyecek anladığım kadarıyla. Ne yapacağız abi? Dublin'e. Artık yavaş yavaş İskoçya'ya karşı bir iddia oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi benim varisim. Aa, o da öğrenim kasıyor. Erkek torunu. Şimdi bir dakika. Bunun vasisi ben olayım. Tamam, bu çocuğu ben eğiteyim abi. Güneyim karakter diyelim. Ondan sonra bununla da Alfred olsun, tamam mı? Benim dedemin ismini vermiş olalım. Kaçan kaçsın abi, öbürleri hapse. Bu aslan parçasına bir kız lazım. Bir hanımefendi. Cana yakın, duygusuz, düzenbaz. Yok mu şöyle düzgün? Sophie var, Fransız. Utangaç, dindar, duygusuz. Aldım gitti abi. Çok bakmadım artık. Genelde çocuk olduğu zaman hani en büyüğüne bakıyorum ben. Hele ki veraset olarak da zaten imkanı şey yaptıysak cana yakın olsun. Yani diğer çocuklar çünkü bir hak iddiasında bulunamayacakları için çok fazla tercih etmiyoruz. İyi para kazanıyoruz ama daha fazla kazanıyorduk sanki biz. Ben mi yanlış oldum? 12 falan kazanıyorduk diye hatırlıyorum ben. 2-2-2 büyüklüğünde. 5'e kadar alabiliyoruz. Yani ona kadar çekelim mi? Bence çekelim. Aynen çekelim. Ne olacak ya? Şimdi Dublin'i verdi. Bakacağız. Dublin hangi eyalet? Meath diye geçiyor. Hemen ikinci eyaletine de atalım claim'imizi. İskoçya bu arada savaşta mı? Savaşta. Asturias'la da müttefik bu adam. Burayı direkt söküp alabiliriz abi. Hatta alalım. Beklemeyelim. Yani bu bölümde hiçbir şey yapmadık çünkü. Toplandık mı? Hemen karşıya geçeceğiz. Önce ne yapıyorduk? Hak iddiası da bulunduğumuz toprağı alıyorduk, değil mi? Şu öbür ordulara çok dokunmayı düşünmüyorum bu arada. Onlar bana dalmadığı sürece sıkıntı yok. Gelip daldılar ama ne yazık ki. Yetiştik ama gene de pek bir şeyler yapamadık. Adaya niye gönderiyoruz? Şurada kal işte. Diğer metinler ne diyormuş? Ona bir bakalım. İyice bizi şey yapacaklar ya. Tek teoloji odağına geçeceğiz. Odalağa dedim. Tamam mı abi? Bir tane daha mı veriyor? İyi, dindar da alırız. Ruhban görüşü. Şunu bir al. Bir al abi benden. Ha, çok güzel. Orada düşman orduları var. Oraya gidemiyoruz. Burada da var ne yazık ki. Şurayı kuşatalım madem. Aynen. Bir yerden başlayalım yani. Bizim kontlar, dükler birbirlerine giriyorlar. Bu ileride çok çok büyük sıkıntı olarak dönecek. Onu net bir şekilde ifade edebilirim. Ne olacak? Bu adamlar bize isyan edecekler. Çünkü güçleniyorlar. Gitgide güçlenen bir dük söz konusu. Bunlar bize kaldıracaklar yakında. Diyecekler ki sen çekil biz yönetelim yani. O derece şımaracaklar. Şunu aldık. Şunu hapsedebiliyorsak. Sen nerenin örlüsün abi? Tanrı daha önemli dedik. Pontes'i de alalım içeri. Ya şuradaki askerlerin gitmesi çok iyi olurdu. Oo, burayı ne oldu? Böldü adamlar.
İskoçya'yı böldüler. İşte fırsattan istifade direkt çöktüler. Başkentleri müsait. Oraya gidelim. Bir tane şövalyeyle gelip bana daldı adam. Henry'e bir eş. Margaret var 19 yaşında. Aynen abi, al bunu. Fidyesini isteyelim. Tamam, %14'e kadar getirdik bu arada. Kim yeni düşman? Bu değil. Bir dakika. Bu kim abi? 3,5K askeri var. Akıllıca olmaz diyeceğiz. Bu toprakları şeye mi aldılar? Ha, Dublin'e gitti. Aa, bu aldıysa buna dalabilirdik ya. Niye böyle bir şey yaptık biz? E tabi dalarız abi, ne var ki? Bunun müttefiği var mı kardeşim? Oha, 3200 askeri var bunun. Dur bir dakika. Ah, Bohemia kralını çağırırız. Yeterli olur mu? Venesin dediği kim? Bir tane kont. Gel abi sen de gel. Aşir. Gel ulan gel. Afrika'dan bile müttefik çağırdım. Tüm askerleri topla. Tamam, hepsi kabul etti zaten. Yapıştır buraya. Ya 5000'le girersek tabi büyük zayiat olur. Şöyle biraz böleceğiz orduları. Şu şurada kalsın mesela. Birini böyle aldık. Tamam mıyız? Orayı alalım. İskoçya'ya bir savaş daha açacağız bu arada. Kalan bölgeyi almak adına. Ama zannetmiyorum ya, çok böyle karşı çıkacaklarını veya ne bileyim yani, savaşı bizim aleyhimize sonuçlandırabileceklerine çok ihtimal vermiyorum. Şimdi şu birlikle geri çekildik. Ne diyeceğiz? Ters et diyeceğiz. Askerleri ne yaptık? Tekrar yerlerine koyduk. Kontluğa din değiştirme ilerleme hızı benim aslında çok ama çok ihtiyacım olan bir şey. Şimdi şu dükün sözleşmesini bir düzeltelim. Ardından geldik abi, tuttuk piskoposu, şöyle bir gönderdim. Aynen bak, bu sefer hızlı çevirmeye başladı. Nasıl oluyor? Perk sayesinde oluyor. Şu askerlerimizi bir daha topluyoruz. Gelip gelip dalma işte kardeşim de yani. Çok sinir oluyorum bu arada ya. Sırf bu oyunda sinir oluyorum özellikle. Hep böyle vurkaç şeklinde oynamaya çalışıyor yapay zeka. Bak gene geldi, görüyor musun? Bak gene toplandım ben. Gene kaçacaklar ya. %100 kaçacaklar. Klasik yani. Kışlaları keşfettik. Doğru mu? Bitti. Kabile olayı. Şimdi burada... Bir dakika. Kavisli eğer aslında bizim savaş olarak ihtiyacımız olan birim olabilir. Yine Huskarlar önemli. Bölünme yasasına ihtiyacım yok. Yine hükümdar imtiyazları da önemli. Ben önce hükümdar imtiyazlarından gideyim diyorum. Oradan Kavisli yere geçeceğiz. Oradan Huskarlara geçeriz. Zırhlı atlılar biliyorsunuz Orta Çağ'ın en önemli birliklerinden. Atıyorum yalnız ya. Şunu bir ikiye böldük. Şununla bir gel abi. Bunu terhis et. Dikkatli olun. İyi, zatürre özelliğini kaybetti. Savaş zaten bitti sayılır. Bit artık abi. Bit artık. Tamam. Kabul ettirdik mi? Çok güzel oldu. Dublin artık bizim meşru toprağımız. Hasbihas bizim yurdumuz olacak. Hatta hemen İngilizleştirme, İngiliz diyorum, Anglo-Saksonlaştırmaya çalışalım. Bak bu adam iyice suyunu çıkardı.
Atma oyundan. Abi gene hata verdi. Tamam, bu bölüm böyle oldu diyelim. Burada sonlandıralım. Gene çünkü beni attı oyundan. Bilmiyorum ya. Yani Iron Man oyunun bu hataları yapması beni çileden çıkarıyor. Bir sonraki bölümde İrlanda'nın kalan kısmını almaya çalışacağız ve ülkedeki dengeleri korumaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.